Söylediklerimi iyice anlayabildin mi Reyhan kızım? Ay tabii ki anladım. Ben salak mıyım da anlamayacağım Mektubi Hanım teyze. Aşk olsun yani. Buyurun. Teşekkür ederim kızım zahmet. Ay dün çay demlerken demliğin içine çay koymayı unutmuşum. Böylelikle sadece su demlemiş oldum. Önemli değil kızım. Sen bize birer sallama çay getir. Biz sallayıp sallayıp içeriz. Peki. Ay anne, bu salakla planımızın yürüyebileceğini hiç zannetmiyorum ben. Yürür yürür, merak etme. İşin içinde masarlı evlilik olunca daha dikkatli davranacaktır. İnşallah. İşte sallama çaylar geldi. Aslında bu sallama çayların uzunluğu 5 santimi buluyordu. Ama ben de insanlar rahat rahat sallasınlar diye yeni bir icat yaptım. Nasıl? İyi yapmış mıyım? Çok iyi yapmışsın. Aferin sana, aferin. Gel, otur bakayım şöyle yanıma. Gel. Şimdi yaklaşık 3 saatten beri anlatmak istediklerimden ne anladın? Anla. Anlamadım dersen bana çok kızacak mısınız Mektubi Hanım teyze? Boşuna uğraşıyoruz anne. Keşke Reyhan deve olsaydı da onu hendek atlatmak zorunda kalsaydık. Bu çok daha kolay olurdu. Ay evet, keşke deve olsaymışım. O zaman belki sizin daha çok işinize yarardım. Allah'ım ne olur beni deve yap. Reyhan kızım bak, bir daha anlatıyorum. Şimdi beni çok iyi dinle. Tamam, dinliyorum. Şimdi sen numaradan, yani Mazcuk'tan Moldavyalıymışsın. Buraya kadar anladın mı? Evet, ben Moldavyalıymışım. Aferin. Ve kaçıp Türkiye'ye gelmişsin. E peki kimden kaçmışsın? Kimden? Zalim ve kötü ailenden. Çünkü geri dönersen seni kötü yola düşürecekler. Anladın mı? Evet, anladım. İşte bu kadar be kızım. Peki benim ismim ne olacak? Kendime çok güzel bir isim bulmam lazım. Merak etme, ismini ben buldum bile Reyhancığım. Ne? Nadia Salakowski. Ay harika, ne kadar güzel bir isim. Nadia Salakowski. Kim bilir Moldovyaca ne kadar güzel bir anlamı vardır. Tabii. Aa, çaylar nerede? Geldi çaylar. Ah. Tamam. Al bu işi. Hadi gönder. Gel. Çaylar nerede oğlum? Çaylar nerede? Geldi abi. Oğlum ben sana bağırıyorum. Kim attı onu bana? Çılgın inek. İnek. Çılgın inek yoğurtlarını yedikçe... Müfit abi. Ha. Çılgın bizim inek oralarda yoğurdu çok yerler abi. Niye çok yerler? Çünkü yoğurt ömür uzatır derler abi. Bravo lan Baha. Bu iş tamamdır. Ömrünüzün uzamasını istiyorsanız çılgın inek yoğurtlarından yiyin. Bu iş tamamdır. Şelale nerede? 2 gün izin verdiniz ya Önder Bey. Kim izin verdi? Size efendim. Ben mi? Evet, veririm. Evet, Müfit Bey. O yoğurdu sabahtan beri karıştırdığınıza göre içinde bir şeyler bulmuşsunuzdur herhalde. Tabii ki buldum Önder Bey. Çılgın inek yoğurtlarının reklamını şöyle yapacağız. Çılgın inek, ömür uzatan yoğurt. Nasıl ama? Ya peki bu iddianızı gerektiğinde ispatlayabilecek misiniz Müfit Bey? Nasıl yani Önder Bey, anlayamadım. Bu iddianıza göre çılgın inek yoğurtlarından yiyen erken ölürse ve ailesi tazminat davası açarsa ne olacak? Yani diyelim ki adam çılgın inek yoğurtlarından yedi ve gitti trafik kazasında öldü. Ne olacak Müfit Bey? Evet, ben bunu hiç düşünmemiştim efendim. Lütfen arkadaşlar. Şirketimizi töhmet altında bırakacak reklamlar hazırlamayın. Lütfen. Peki Önder Bey. Bak şimdi Reyhan, planı bir kere daha tekrarlayalım, beni iyi dinle. Anladın mı? Dinliyor musun? Doğru dur. Şimdi dinle kızım, dinle, sana anlatıyorum. Dinliyorum. Şimdi bak, ben kalp krizi geçireceğim. Sen de hemen koşup bana kalp masajı yapacaksın. Tamam mı? İyice anladın mı? Mektubi Hanım teyze, şimdi ben kalp masajı yapacağım, ambulans çağırsa? Ay saçmalama Reyhan. Ambulans çağırırsan o zaman bizim de ambulansa minnet duyup masarı ambulansla evlendirmeye çalışmamız gerekir. Kızım beni sen kurtaracaksın ki planımız yürüsün. Anladım Mektubi Hanım teyze. Siz kalp krizi geçirin yeter. Gerisini bana bırakın. Hadi bakalım inşallah. Bak şimdi sen git oraya saklan. Tamam. Saklan kızım. Oraya. Benim sesimi duyunca hemen fırlayıp hadi koşacaksın, tamam mı? Hadi saklan. Hadi. Ay, bayılacağım, saklan. Arkadaşlar tüketiciyi yanıltmamak lazım.
Sabahları saçlarınız neden kötü görünür reklamında insanlarda goril korkusu oluştu. Bu nedenle de başta Cem Yılmaz olmak üzere yüzlerce kişi saçlarını sıfır numaraya vurdurdu. Neden? Çünkü gece gelip goriller onları rahatsız etmesin diye. Hayırlı hoş geldiniz Mevkibi Hanımefendiciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Hani. Sizin geleceğinizi bilseydim güneş gözlüklerimi takardım. Ah. Gözlerim kamaşmasın diye. Ay çok hoşsunuz. Çok teşekkür ederim Önder Beyciğim. Teşekkür ne ederim. Ne güzel Mevkibi. Orijinal iltifatlar buluyorsunuz teşekkür böyle. Teşekkür ederim efendim. Beceriksiz, yeteneksiz, aynı zamanda da cüce herif. Aa, Firdevs öyle deme ama yani ben en kısa zamanda konuşacağım. Tabii tabii en kısa zamanda konuşursunuz. En kısa zaman aralığı 21 Aralık oluyor. O zaman gidip konuşursunuz. Salak şey. Önder Bey sizi çılgın inek yoğurtlarından arıyorlar. Ah izninizle Menkıbe hanımefendiciğim. Rica ederim efendim buyurunuz. Siz işinize bakın efendim. Sağ olun efendim. Odama bağlayın. Peki. Selçukçum öpüyorum. Rica ederim. Ay, biliyor musun minik kuşum bugün içimden sana yemek ısmarlamak geldi. Aa hayret şimdi siz bana buraya yeni bir kız anlatmaya gelmediniz mi? Hayır canım. Minik kuşum biz bir aile değil miyiz? Evet. Anaoğlu değil miyiz? İyi o zaman tam öğle paydosuna denk geldiniz. Çıkıp dışarıda bir şeyler yiyelim hadi. Tamam yiyelim ama bak ben ısmarlıyorum tamam mı? Tamam, tamam anne sen ısmarla. Hoşçakalın çocuklar. Selçuk görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Oğlum, salak salak durma orada hadi gel. Aman anne alemsin vallahi. Ne söyle bakalım istersen Boğaz'a gidelim. Bak, gidelim hava da Boğaz'a çok... gidelim. Dur ne oldu bir şey oldu anneme gel. Dur dur kalsın. Anne. Ay kalbim. Kalbin mi? Kalbim kendine gelen aşırıyordu. Ay ay ay. Ay ölüyorum. Ölüyor musun? Ay ölüyorum. Yetişin. Yetişin anneciğim gidiyor. Ay yetişin. Ay anneciğim o sana. Doktor var mı buralarda? Ay ne oldu anneciğim? Doktor bulmamız lazım doktor. Kadın ölüyor ya. Ay Dobroski. Açılovski. Ben doktor ne yapıyorsun ya kalbi ya? Bildiği vardır doktormuş. Ay, dirildi anne. Ay, bırakın ya. Ay, ne oluyor bak? Ay, neredeyim ben? Ay, kim kurtardı beni? Kurtuldu anne. Sağ olun doktorunuzu. Annem kurtuldu. Sizi bir yerden tanıyor gibiyim. No, niyet. Niyet, niyet. O Draco, ben Turko değil. O... Ay. Annemizi kurtardınız. Size minnettarız. Goravoski. Ben insan olmak. Ayrıca bir Hipokrat yemini etmekoviç. Ay. Ya, tamam. Ay gittim geldim. Aman aman aman. Yani aman, hayatımı be. Sana borçluyum kızım. Ay. Seni Allah gönderdi. Aman aman aman. Allah razı olsun senden. Ay. Ay içimden geldi. Gel seni bir öpeyim ay. Yavrum. Ay Allah. Gel canım. Çok teşekkürler yavrum. Görünümü iyi başardın mı? Belki bir alın teyze. Salak. Sus. Sen şimdi... Moldavyalı Nadya'sın. Bizimle yemeğe gelmek ister misiniz? Hem tanışmış oluruz. Daha. Oluruz ki. Ben sizinle yemeğe gidiyorum hiç. Daha gideriz değil mi? Daha gitmiyorum canım. Deniz kıyısı bir yere gidelim bari. Hadi. Daha. Hadi gel kızım. Gel kızım. Öyle kötü bir ailem olmak ki... ...benim Doktor Özge bile olmama izin vermiyorlar ki. Vah 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 vah. Çok yazık. O zaman oraya geri dönme Nadya. Burada kal. Öyle kötü bir ailem olmak ki benim evlenmeme izin vermiyoruz Arski. Onu hiç merak etme. Annem bu konularda uzman sayılır Nadya. Sana evlenmelik bir keriz bulur. Keriz Oski. Canım bu kızla evlenecek erkek ne diye keriz olsun? Hem baksana sadece bir formalite evliliği gerekiyormuş. Daha. Aynen öyle ol Arski. Dartunovic. Buyurun efendim. Bana bir cacıkla bir pilav üstü kuru getir Oski. Hemen Natasha Hanım. Maşallah bizim Türk yemeklerini gayet iyi biliyorsunuz Nadia Hanım. Evet bizim Moldova'da sizin Türk yemeklerimiz çok sevilemiş. Çok güzel. Dartunovic. Dartunovic. Bana yemeğin üstüne bir kazandı bir avuç tatlısı getir Oski. Boşanda semerini yiyoruz ki yani. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma.